Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 10. deva. Ey lüzumsuz merak eden hasta. Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış. Yani hastalığın faydelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün. Merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Evet, merak hastalığı ikileştirir. Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Maddi hastalık ona dayanır, devam eder. Eğer teslimiyetle, rıza ile hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse, o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir. Hafifleşir, kısmen gider. Hususan bir dirhem maddi hastalık bazen merak vasıtasıyla 10 dirhem kadar büyür. Merak kesilmesiyle o hastalığın 10'da 9'u gider. Merak, hastalığı ziyade ettiği gibi hikmet-i ilahiyeyi ittiham, rahmet-i ilahiyeyi tenkit ve Halık-ı Rahim'inden şekva hükmünde olduğu için aksi maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Evet, nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir, öyle de şekva hastalığı, musibeti tezyid eder. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilacı hastalığın hikmetini bilmektir. Madem hikmetini, faydasını bildin, o merhemi meraka sür, kurtul. Ah yerine oh de, va esefa yerine elhamdülillahi ala kulli hal söyle. Evet abi. Metin bitti galiba, değil mi? Evet abi, metin bitti. Bu da 10. deva şimdi. Burada da merak konu abi, merak. Hastalık merak alakası. Bir başlayalım. Ey lüzumsuz merak eden hasta. Merak eden hastaya bir hitap var burada da. Ama nasıl merak eden? Lüzumsuz merak eden. Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hasta neyden merak ediyor? Ağırlığından. Hastalığını düşünüyor. Hastalığını merak ediyor. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Bu merakla ilgili abi bir cümle Sözler 238'de diyor ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır diye bir cümle var İnsanı evet abi. Allah İnsanı en ziyade tahrik eden merakmış. Merak. Merak insanı hareketlendiriyormuş yani. Tahrik ediyor. Bu hareketlenmenin, tahrik etmenin müsbet ya da menfi yönde olabilir bu. O zaman merakın ifratı, tefriti, vasatı var yani. Bu cihetler önemli. Merak konusunda da her şeyde olduğu gibi merakın da ifratı var, tefriti var, vasatı var. Burada bahsettiği lüzumsuz merak eden diye bir bu şekilde başladı. Lüzumsuz merak. Lüzumsuz ve vazifesi olmayan şeyleri merak etmek merakın ifrat mertebesi oluyormuş yani. Burada ifratta bu hastanın merakı ifratta ifrat ediyor. Vazifesi olmayan şeyi merak etmek, lazım olmayan şeyi merak etmek var burada. Vasatı nedir merakın peki? Vazifesi olan şeyleri merak etmek, bu da vasatı yani. Burada ifrat var ve menfi yönde. Bir tahrik var, hastalığı ağırlaştırıyor o da yani. İfrat edince merakta hastalık ağırlaşıyor. O zaman burada doktorum merakın ifratı çıktı değil mi? Evet abi. Evet Vay be. abi. Lazım olmayan, vazifen olmayan şeye merak etmek bu ifrat oluyor yani. O zaman şöyle bir şey çıkmıştı mesela
bizim hastalığımızı tesit eden, ziyadeleştiren lüzumsuz merak demek, senin vazifen olmayan Allah'ın vazifesini, acaba Allah benim hakkımda ne düşünüyor? Acaba Allah benim hakkımda ne karar verdi? Ne karar verecek? Acaba kabirde bana ne yapacak? Gibi bize ait olmayan vazifeleri merak etmek. Allah ne karar verdiğini nereden bileceksin? Evet. İşte bu herhalde ifak değil mi doktor? Evet abi, aynen öyle. Evet, İfrat. Evet. Vasatı da abi, hikmeti düşünmek dediniz sanki. Hikmeti ona sür dediniz ya. Evet. Yani mesela hikmet. Şimdi senin vazifeni düşünmek. Hikmeti düşünmek yani. Vazifen diyebilirsin. Bu kendi vazifeni düşünmenin içine ne koyarsan koy. Ama demek ki her şeyde olduğu gibi ifrat, tefrit, vasat var. Tefriti de doktorum herhalde hiçbir şeyi merak etmemek. Fok evet. Balı. Aynen öyle. Artık merak etmesi gerekeni de etmemek var tefritinde. He, değil mi? Evet. Ama hastalığı tezid ediyormuş yani demek ki bu merak. Evet abi. Buyur abi. Evet abi. Hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış. Hastalığın hafifleşmesini istersen, merak hastalığı ağırlaştırıyordu. Hafif olmasını istiyorsan merak etmemeye çalışmak lazımmış demek ki. Peki merak etmemeye çalışmak, ama bu nasıl başarılacak? Neresi kontrol edilirse merak ortadan kalkabilir, merakın ifratı. Devamındaki cümlede aslında bunu açıyor. Diyor ki, yani hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün. Bunları düşün. Yani buradan anlaşılıyor ki abi, düşünceleri düzeltmek lazım o zaman. Düşünceler düzeltilirse bu sefer hastalık hafif olurmuş yani. Merak kaldır. Bunları düşününce merak kalkıyor. Düşünceleri düzeltmek lazım o zaman. Bu nasıl olur? Düşünceler nasıl düzelir o zaman? Başka bir soru geliyor şimdi. Düşünceleri düzeltirse insan bu meraktan kurtulacak ve hastalık hafifleşecek. Peki düşünceleri nasıl düzelir insanın? Emre abi. Kafayı menfi, olumsuz şeylerle doldurmayıp, başta bu lazım önce. Kafa böyle olumsuz şeylerle dolmayacak. Yani haberlerle, videolarla, İşte gazetelerle, lüzumsuz gevezeliklerin olduğu sosyal medyalarla, kötü arkadaşlarla meşgul olmayıp bir kere bunu kesmek lazım ki düşünceler düzelmesi lazım ya. Bunlardan kesip bağlantıyı, kafayı o az önce bahsettiği üç şey, bunlarla doldurmak. Neyi düşünmek? Faydalarını, hastalığın faydalarını, sevabını, çabuk geçeceğini düşünmek. Bu şekilde merak kalkarmış abi ortadan. Allah Allah. Peki hastalığın faydalarını nasıl düşünecek bu adam yani? Faydalarını anlatan birisi olması lazım yani. Bir eser olması lazım ki. İşte Risale-i Nur'la meşgul olma nispetinde bu faydaları, hastalığın hikmetini, Yavuz abi dedi ya, o hikmeti sürdün mü o zaman merham oluyor yani merham. Böyle okudun mu hastalığın da hikmeti neymiş, ölümün neymiş, başa gelen musibetlerin neymiş, her şeyde böyle bize şey veriyor yani, kaderin izini, özünü, yüzünü diyor ya abi. Hı. Onu gösterince rahat ettiriyor yani, hastalıklarda da böyle, ölümlerde de böyle. Bu şekilde bunları düşünmekle merak kalkıyormuş. Merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Devam. Evet, merak hastalığı ikileştirir. Hı. Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Allah Allah. Maddi hastalık ona dayanır, devam eder. Bu cümle de çok ehemmiyetli şimdi. Çok. Tabii kanuniyet veriyor abi. Merak hastalığı ikileştirir dedi. Maddi hastalığın altında merak ile, merak edince ne oluyormuş o maddi hastalık? Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Manevi bir
cesede ait olmayan bir hastalığı veriyor kalbine. Merak. Ona ne olur? Maddi hastalık ona dayanır, devam eder. Şimdi burada bir konu ortaya çıkıyor. Maddi hastalık manaya ait olan bir şeye devam edip dayanıp devam etmesi söz konusu burada. Bundan bahsetti. Peki hakikaten yani madde cinsinden, atom cinsinden olan bir şey, mana cinsinden olan bir şeye dayanıp devam edebilir mi? Bunun misalleri var mı yani? Biz insan daha çok tatmin olması için misaller var mı gözümüzün önünde? Var. Mesela birkaç misal yazdım ben buraya abi. Bir tanesi utanmak. Utanmak manevi bir hal. Yani madde cinsinden bir şey değil utanmak. Bir halet. Ama insan utanınca madde değişiyor. Yüzü kızarıyor mesela insanın. Bu mananın maddeye olan tesirini gösteriyor. Madde değişiyor manayla. İkincisi hüzünlendiği zaman insan, bu da manevi bir hal, gözünden yaş geliyor. Maddi olarak bir hareketlenme oluyor hüzünlenince. Ya da işte sıkıntıya bağlı olarak adam kalp krizi geçiriyor. Sıkıldı. Bu da manevi bir şeydi. Kriz geçirdi. Ya da midesinde yara açılıyor adamın. Ya da dertliyken, üzüntülüyken iştahı kaçıyor mesela. Maddi bir şey yiyemiyor, maddeyi etkiliyor. Ki tıp fenni de bunu tespit etmiş ki mesela bir hasta birisi bu yuvarlak küçük şekerler oluyor. O şekerleri ilaç sanarak, ilaç zannederek ilacı yerinde o vardı, onu yuttu. İlaç olduğuna inandığı için onun bu insana tesir ediyormuş. İlaç ilaç gibi oluyormuş o da. Bunu tespit etmişler. Hatta geçmiş yani bu tıp şeyine. Mananın maddeye olan etkisini gösteriyor bütün bunlar. Burada da meraktan bahsetti üstad. Merak olunca maddi hastalık ona dayanıyormuş. Burada da aynı bunun gibi merak ile de hastalık böyle devam ediyormuş. Maddi hastalık yani. Devam ediyorum. Diyeceğiniz bir şey yoksa abi. Eğer teslimiyetle, rıza ile hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse, o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir. Hafifleşir, kısmen gider. Teslimiyetle, rıza ile hastalığın hikmetini düşünmekle. Of, kaç, 3 tane mi söyledi? Evet abi. Teslimiyetle, rıza ile hastalığın hikmetini düşünmekle. Evet abi. Vay be. O merak gitse, o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir, hafifleşir, kısmen gider. Hususan evhamla bir dirhem hastalık, bir dirhem maddi hastalık, bazen merak vasıtasıyla 10 dirhem kadar büyür. Merak vasıtasıyla bazen 10 dirhem kadar büyür. İşte bu da düşüncenin maddeye olan etkisini gösteriyor yani. Merak kesilmesiyle o hastalığın 10'da 9'u gider. Merak hastalığı ziyade ettiği gibi hikmeti, şimdi başka bir ciheti merak. Bir dakika, 10'da 9'u gider diyor ya. Bu büyük bir sayı ya doktor. Evet abi, aynen öyle. Yani Allah Allah, merak gitmesiyle o maddi hastalığın 10'da 9'u gidiyor. Evet. Acayip bir cümle hakikaten. Onda evet, bu acayip bir sayı bu. Evet. Çok tuhaf bu. Var mıydı ya burada? Bu sefer yani hastanelerde de bu yapılırsa, bu sefer hastanın merakı tahrik edilirse, bir ara demiştin ya abi, bu sefer ona geliyor iş yani. Hasta yapma yeri oluyor yani. Hastanın merakını tahrik ederse oradaki hekim, sağlık çalışanı, bu sefer adamın hastalığı artmış oluyor yani. 10'da 9'u gidecekti merak etmeseydi. Merak ettirerek bu sefer adamı hasta ettin yani. Halbuki bu kadar ehemmiyet vermemesi gerekiyordu ona. 10'da 9 hakikaten büyük abi yani. Şimdi abi, bu hastalığının başında 10'dan nevi beşerin 10'da biri için hasta ve musibet zede diyordu sanki.
Nerede diyordu Selim? Abi hastalar risalesinin başında yanlış hatırlamıyorsam Nevi Beşer'in ondan birisi musibetlere ve hasta diye ifade vardı. Demek ki diğer onda dokuzu da şeymiş bak o vehmi o hastalık değilmiş yani aslında demek ki. Okuyayım mı orayı Selim abi? Oku bakalım. Şu lemmada Nevi Beşer'in 10 kısmından bir kısmını teşkil eden musibetzede ve hastalara diye geçiyor abi. Yok bu şey Selim. Yani insanların Nevi Beşer'in o 10 kısmından bir tanesi hastalık ve musibetzede. Aşağı yukarı. Fakat bu merak doktorum hekimle alakalı bir şey anlatayım da doktor kendisi anlattı bana röntgenci. Nur talebesi. Çok kısa bu onda şey gider. Bir tane solcu. Yani solcuymuş. Ama çok uzman sahasında doktor. Kanserle alakalı bir doktor. Uzman yani ama inkarcı böyle. Yani dedi ki kendisi bizzat söylüyor. Abi diyor ben röntgenciyim. Hastası gelmiş. Kendi akrabasıymış yakın. Dolayısıyla dedi pek sırası yoktu abi dedi ama doktor olduğu için başta hem de o bölümün başıymış. Bizzat kendisi geldi röntgenhaneye dedi. Benimle o oturdu diyor. O hastanın röntgenini çekiyoruz hem de sohbet ediyoruz dedi kendi akrabası. Aynen olanı anlatıyor. Adam doktor cevval yani hiçbir şey yok. Sonra hiç unutmuyorum bunu. Sonra ya doktorum dedi. Madem gelmişken diyor kendi o nur talebesi röntgenci. Senin de röntgenini bir çekelim dedi ya. Ya dedi ne yapacağım dedi. Ondan sonra ya bu kadar çalışıyorsun dedi ya bey bir şey yok dedi. Ya, bir kere biraz merakını tahrik edince ya madem gelmişken çek benimkisini dedi demiş. Ondan sonra çekmiş. Onunkisini de çekmiş. Gelin işte yanda işte şey giriyor ya nasıl işte şey dönüşüyor. Orada oturuyor hemen çabuk alayım diye. Bu arada toplu geldi. O film karşıda işte. Onu kartona dönüştüren yer. Bu arada diyor doktorla biz sohbet ediyoruz diyor. Röntgenini bekliyor. Şimdi gerçi bilgisayar ekrana düşüyor da o zaman böyleydi. Doktorla sohbet ediyor. Senli beni hiçbir şey yok diyor. Mesela bir tumar gelmiş. Ondan sonra bu arada o gelenlere bakarken bununkisine kendisine bakacak. O deste geldi ya. Deste gelince bakıyor. O falan. Bir tane deri de gelmiş. Bu bayağı büyük bir diyor şey var diyor kafasında. Tumor. Vay nasıl büyük bir şu. Ondan sonra o baktığı şey MR'cı dedi ki doktor bey dedi bu dedi ur dediğin dedi o senin röntgen dedi bu. Nasıl benim röntgen dedi. Tumor o büyük bir şey gözüken senin dedi. Yanlış olmasın dedi ya. Adam dedi o anda terde soğuk. Bir daha çekelim dedi. Bir daha çekiyorlar. Hakikaten kafasına tumor varmış ama haberi olmadığı için adam rahat doktorluk yapıyor. O anda diyor bir insanın nasıl diyor öldüğünü, yani ölmedi de nasıl psikolojik olarak yok olduğuna şahidim abidir. Sonra bu adam o tumor 10-15 gün bir ay sürmedi vefat etti diyor. Yani onu bildi ama belki de ne zaman kaç aydan beri belki de senelerden beri duruyordu. Bilmiyordu. İşte bunu niye anlattım? Dinleyen sevgili kardeşlerime söylüyor. Ama yani kendileri bilir. Bazıları da kızacak niye böyle diyorsun diye. Gereksiz, lüzumsuz meraktan dolayı check-up yaptırıp korona testi yaptırmayın.
eğer check-up veya bir tahlil bir bakalım derseniz, ben bugün gideyim 10 tane hastalığım çıkar. Herkes de çıkar. Ama vücut Allah'ın izniyle onları aşacak. Lüzumsuz, gereksiz bir şekilde ağarmamış dişinize kerpetin takmayınız. Ustad 243 Emirdağ'ında ben diyor hastalığımı diyor doktorlara sorgulayıp evhamımı tahrik ettirmedim diyor. Emirdağ da söylüyor. Tamam, şimdi devam edebilirsin. İşte bu ben mesela ettirmemeye çalışıyorum, sormuyorum. Bu işle alakalı dinlemesen videoları onun kökünü kesmiş oluyoruz. Doktor dahi olsa, kim olursa olsun, eğer böyle bir tahlil yaparsa mutlaka doktorlarım da vardır içeride, biliyorum dinleyenler. Ama onlar da şahittir ki gereksiz ve lüzumsuz. Gerek var mı? Lüzum var mı? Yok. Niye tetkik yapıyorsun? Niye yaptırıyorsun? Ne gerek var? İnsan evhamdır ya. Biz Ustad Bediüzzaman gibi değiliz ki evhamımızın, vesvesemizin arkasına bütün geçelim. Onun için hiç gerek yok. İnsanı tahrik ediyor. Bak 10 taneden bir tanesi hakikiymiş. 9'u evham. Buyur doktorum. Süleyman lan. Buyurun abi. Bu 10. devanın başında hastalığın ağırlığından merak ediyorsun diyor ya Üstad. Hastalığın ağırlığından merak etmeyle hastalığın kendisini merak etmek aynı şey midir? Nasıl değerlendiriyorsun? Yani kanuniyet cihetiyle o da aynıdır abi. Yani İrfan şunu mu demek istiyorsun? Hastalığın ağırlığından, şimdi mesela diyelim ki halsızlığın var. Başın ağrıyor. O bir ağırlıktır. Manevi bir ağırlıktır. Ama onun zatından bırakıp şu baş ağrısı acaba şey olmayayım mı diye onu genelleme diyor herhalde. Olabilir abi. Çünkü hani böyle hastalığı sanki yani bütün reddetmek yok gibi anladım ben. Hani bir merak yani vasatına oturtulursa, yani bir hastalığım var. Neden ve niçinini insan öğrenebilir, merak edebilir ama bir ağrıdan yola çıkaraktan, sizin dediğiniz gibi, ya da ağrıdan ziyadeleşeceğini düşünerekten, yani bu senin evhamını anla alakalı değil de ilerleyen süreç veya geçmişle alakalı evhamını tahrik edecek şeyleri merak etmek cihetiyle ben anladım. O yüzden sordum abi. Evet, doğru. Yani diyelim ki hastasın. O bir tayin etmiş, belirlenmiş. Tabii ki meşru ve mubahtır. Ama hiç gerek yok. Yani şimdi İrfan çıkayım gideyim ben bir tahlil edeyim ya, ne var ne yok. Ya buna gerek yok ya. Yani buna, ama bir hastalığın bir ağırlığı var. Ağırlığı var tabii, halsızlık var. Mesela baş ağrısı var. Bağırsan şeyi. Ya bu başı olmasın diye merak etme bu ağırlığından yani. Bu genelleme, her şey olmasına varır. Yani sanki merak edip de tahkik edip de önünü mü alacaksın? Daha çok kendini aslanın ağzına kaptıracaksın. Yani tedbir almaya kalksan gibi gözükse bile, yani psikolojik olarak bayağı şey, sıkıntı çekiyorsun yani. Dolayısıyla maddi hastalık o kadar ciddi olmasa, onun baş ağrısı bilmem nerem ağrıyor şöyledir diye onu böyle evhamla genelleyip acaba şey olmasın diye onun ağrının altına girme diye anlıyor. İkinci bir nokta söylemek istiyorum. Bir de ağırlığın kendisi var ya, ağırlığın kendisini üzerine yoğunlaşmakla birlikte bu ağırlık mesela psikolojine yenildiğin dönemlerde şekva suretine dönecek ya bu. Bu noktada da şeydir. Kader-i ilahi tenkit noktasında, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini itham etmek noktasında. Hani bunu bir terbiye gibi görmekle değil de, hastalığı tamam, hastalık gelmiş. Hastalığın tamamen sana getirdiği acı ve musibet noktasına yoğunlaşmak gibi de anlaşılır diye düşünüyorum abi. Siz ne dersiniz? Aynen. Yani bunu genelleyip bana böyle yapacak, bu budur, bu şeydir. Biraz da o
Nahillerle meşveret etmek. Hani böyle bizim adetimiz var Anadolu'da. O beni başa, şuram ağrıyordu, bu ilaç bana iyi geldi, sen de iç. Ya kardeşim, oran ağrıyor ama bu onun mizacı, fıtratı, onun alt verisi, sebebi farklı böyle. Nahillere böyle şey yapıp merak edip de sorgulatmak, meşgul olmak insandır ya. Bu et ve kemik gibi gözüküyor ama vehim, evham, vesvese, panik, o neleri var da var. Yani böyle bir zaaf noktası olduğunu herkes bilir. Ya benim bu konuda zaafım var. Yani şimdi onlarla meşgul olmayayım. Zaten ecel bildi, değişmez deyip öyle ustad gibi kanaat edip 243. sayfada o diyor benim gibi yapmadı diyor Hafızan abicim. Şey yaptı diyor. O resmi şeylere müracaat etti vesaire. Evet. Buyur benim doktor. Benim söylediklerim bu kadardı. Evet. Buyur doktorum abi. Merak hastalığı ziyade ettiği gibi hikmet-i ilahiyeyi ittiham ve rahmet-i ilahiyeyi tenkit ve Halık-ı Rahim'inden şekva hükmünde olduğu için. Yani bu sefer kader cihetinde de hastalığın ziyadeleştiğinden bahsedecek merak ile beraber. Ne yapıyor mu? Hastalığı ağır ziyade ettiği gibi, hastalığı arttırdığı gibi hikmet-i ilahiyeyi ittiham, Allah'ın hikmetini, rahmetini, bir de Allah'tan, şefkatli yaratıcısından, Halık-ı Rahim'inden şekva, şikayet hükmündeymiş hastalık. Böyle olduğu aksi maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Evet, nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir, öyle de şekva hastalığı, musibeti tezyid eder. Bu da çok güzel bir cümle. Şükür, değil mi? Evet abi. Şükür, vay be. Nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir, öyle de şekva hastalığı, musibeti tezyid eder. Şimdiki cümle de acayip abi. Diyor ki, hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Of 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 of. Merak hastalığı ziyadeleştiriyordu. Kendisi de bir hastalıkmış merakın. Allah Allah. Süleyman abi. Buyur abi. Bir de olayların arkasındaki hikmeti görememek, gaflet, Allah'ın rahmetini de görememek dalalet neticesi veriyor. Bir de söyle abim. Olayların arkasındaki hikmeti görememek gafleti doğurur. Rahmetini de, Allah'ın rahmetini görememek de dalaleti doğuruyor. Nereye götürüyor? Sonuca bak yani. Çok mühim bir sonuca götürüyor. Bu üç tane saydın ya. Merak neticesi iki tanesi bunları doğuruyor. Üçüncüsünü hikmet-i ilahi itham, rahmet-i ilahi tenkit, Halik-i Rahman'ın şekva hükmüne geçer. O Halık-ı Rahman... Fakat bu cümleye bak Mehmet kardeş, merakın kendisi de bir hastalıkmış ya. Evet. Hani hastalıklar ortaya çıkarmanın dışında kendisi de hastalık. Çok ilginç bu cümle ya. Peki şeyini söyle, peki devam et bakayım abim. Evet abi. Bu cümleyle ilgili olduğunu düşündüğüm Emir Dabir 244'te abi diyor ki bir cümle. Hastalığa ehemmiyet verdikçe merakın kendisi nasıl hastalık oluyor? Neye sebep oluyor ki hastalık diyebiliyoruz biz merakın kendisine? Hastalığa ehemmiyet verdikçe, buraya göre çevirirsek merak ettikçe hastalığı, ehemmiyet verdikçe hissi, nefsi, cisim galebe eder. Cisim hissi, nefis hissi galebe eder. Zarurettir, mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Ruhun bir cihetidir belki bu. Ruh ve kalbi susturduğu için hastalık oluyor bu noktada. Nasıl ki işte elin olacaktı, kesildiği için hastalıktır bu. El yok. Aynı onun gibi ruhun, kalbin böyle latifeleri
sustuğu zaman, kesildiği zaman o da onun hastalığı olmuş oluyor. Bunun susturmak da, ruh ve kalbin susması da bir hastalık oluyor. Merak bunu yapıyormuş abi yani. O zaman şey mi oluyor Süleyman abi? O zaman seni dimağla baş başa bırakıyor. Yani tamamen esbabın içine yetiyor. Evet abi, aynen abi. Aynen abi. Vay be. Vay be. Bir şeyde ben bir şeye rastlamıştım. Almanya'da Cuxhaven'de Diyanet'in camisinde imamdım. Hep anlatırım çünkü etkilendim. Bunun tıpta nedir adını bilmiyorum. Tabii o senin sahan. Arnavut bu. Hamburg'dan geldiler. Bak tek söylüyor. Adamın şeyi gitmiş. Bu kolu gitmiş yani bu. Makineye kaptırmış. Fakat olmayan kol kaşınıyor. Bir şey diyorlar. Niye kastırdı bilmiyorum. Yani bu kol yok, kaşınıyor. Yani ölüyor, kaşıyacak ama el yok. Fakat kaşıntı ihtiyacı var. Çok garip, garibime gitmişti. Ondan sonra men, beyinde tabii onu devamlı aktif ediliyor. Ben ona biraz anlattım. Mehmet kardeş dedi ya, itiliyor, dimağa itiliyor, esbaba itiliyor, vehime itiliyor. Bu sefer ben ona rahmet-i ilahiyi anlattım. Kabullendi yani. Elinin yokluğunu kabul etmemiş. Beyin hala onu var zannediyor. Başka bir şey anlatacağım. Değil mi? Şey bununla. Ve o anlattım onu. Biraz da Tebareke'de okumuştum. 2004. Çok şükür elinin kaşıntısı gitti. Bu böyle olduğu gibi, olmayanı var yaptığı gibi, gene başka bir, bunu ben değil de bir arkadaş anlattı bunu, bunu tersi. Adam motosiklete gidiyor, kaza geçiriyor, şu boyundan aşağı şey oluyor, felç oluyor. Doktorlar diyor ki bundan sonra mümkün değil. Ama o adam üşenmeden, bıkmadan, yorulmadan ben hastanede iyiyim. Attım, yatağımdan indim, merdivenden gidiyorum, bindim arabama gidiyorum. Hep böyle hayal etmiş, düşünmüş, hayal etmiş, düşünmüş. Nasıl olduysa onu da tıptaki adını bilmiyorum. Ya tabii istisna şeyler de var yani. İlle esbab aleminde icraat olmuyor. O şey sinin atlama mı yapmış? Adamın vücudu çalışmaya başlıyor. Ama aylarca yapıyor. Günde belki de kaç defa bunu hayal ediyor. Belden şey boyundan aşağı yok ama iyiyim, yataktan kalktım, hayal ediyor, tamam mı? Yataktan kalktım, merdivenden iniyorum, tek tek detayla. Arabama bindim, gidiyorum, kalktım, indim, gidiyorum, kalktım, indim. Bu da çalışmıyor. Garip yani insan bu merak ilmin hocası Rüştü abiyle bizim biraz şeyimiz vardı. Biz tabii cahiliz tabii, gençiz. Rüştü abi derdi ki merak lokomotif gibidir. Diğer vagonları çeker. Ben de derdim ki Rüştü abi ben senin bu fikrine katılmıyorum. İnsanı da şey yapar, lokomotif olan hayaldir der. Tabii merak ta kalbe kadar şey yapmış. Hayal dimağda. Yani hayali bile aktif eden merak tabii. Sonra görüyoruz tabii. O ustaydı onlar. Şimdi merak kendisi de bir hastalık. Bak hayal, hayali de o şey yapıyor. Düşünceleri de o aktif ediyor. Sonra esbab alemine Mehmet kardeşin dediği gibi dima itiliyor. Sebebi müessir yapıyor. Sebebin o şeyinde esbab sonuç ilişkisine gömülüp gidiyor işte. Yani biz yani biz. Evet abi sen de şimdi. Evet. Merakın kendisi hastalıktır. Ona ait bir şeyin var mı atıfım? Bu Emirdağ 244 okudum. Onun dışında yok abi. Abi bu Emirdağ 189'da söylediniz ya abi, bir mektup var. Kısa bir yer, orayı hızlıca okuyabilir miyim abi? Tamam oku. Kısa abi. Yalnız o mübarek kardeşimiz benim gibi resmi ilaçlardan çekinmediği için bir sehivdir. Ben ondan ziyade ızdıraptayken nurcuların duası yeter diye maddi ilaçları aramadım.
ve hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. O merhum kardeşimiz bu noktada bana muvaffakata muvaffak olamamış. Bu kadar abi. Allah, 189 mu orası? Abi burası Emirdağ 1-189 evet. Vay be. Ne acayip kanunlar ya. Güya laika değil mi? Evet. Güya laika ama ne acayip bir şey. Evet. Devam da. Bir de abi bu özellikle bu salgın döneminde sürekli hastalık haberlerini takip edip böyle merakı arttırmak noktasında Asar Bediye'de bir yer var abi. Onu diyor ki okuyayım. Nasıl ki bir söz maaniyi saneviye tesmiye edilen maksatları ile fikirleri bazen tendir ya da karartması olduğu gibi bir söz maani saneviye tesmiye edilen maksatları ile ikinci derecedeki manaları olarak isimlendirilen maksatları. Bir söz söyledin mesela. Bir söz söylenince o sözün içinde bir maksat var. Söylenmiş maksadı var. Bu maksat fikirleri etkiliyormuş. Fikirleri bazen tenvir ya da karartması olduğu gibi. Maksat, insanın duyduğu sözün içindeki maksat, söyleyen hangi maksatla söyledi? Benim fikrimi etkiliyormuş o. Tamam. Öyle de bir kelam, yine bir kelam etti. O kelamın maani-i ula tabir edilen, ilk manaları tabir edilen, tarzı ifadesi ve üslubunun suretleri ile hisleri bazen tenzih ya da kirletmesi vaki oluyor. Yani özetle şuymuş abi. Söylenen söz, duyduğum söz, gördüğüm şeyler, görüntüler, haber dinlerken bir şeyler anlatıyor bana. O duyduğum sözdeki maksatlar ile benim fikirlerim etkileniyormuş. İfade tarzı ve üslubuyla nasıl o haber bana naklediliyor? Hislerim etkileniyormuş bununla da. Oo. Yani maksatlar fikirlerimi etkiliyor. İfade tarzı ifadesi de hislerimi etkiliyor. Yani haberleri seyrede, hastalık videolarıyla meşgul ola, fikirler ve hisler karman çorman oluyor, etkileniyor abi. Bu sefer merakı da artıyor tabii. İşte bunlardan uzak durma nispetinde merak da vasata gelecek yani. Yoksa bunlarla meşgul olup ola biraz zor yani bunlar. Hastalık artıyor bu sefer yani. Maksat fikirleri, uslup hisleri mi aktif ediyor? Evet abi. Çok ilginç ya. Bunu evet bir şey abi. Yap. Onu bir onu yaz da bana da gönder. Asar Bediye'nin kaçı sayfadaydı o? Asar Bediye 405. Şu şeyde Teşhisül İllet'in zeylinde geçiyor abi. O peki Teşhisül İllet'in bu şeyde Lemaat'ta sözlerde yok değil mi bu? Baktın mı sözlerde yok bu gibi. Yok. Sanırım yok abi orada. Vay be. İyi onu gruba mecula dima bir yere atarsın bunu ya. Ben çok orijinal bir şey bu ya. Acayip. Demek ki o kelamlardaki maksat fikirleri ifade tarzı mübalağa ediyor, heyecanlanıyor. Yani üslubu hislerimizi etkiliyor. Değil mi? Evet abi. Bir de şey diyor, maksatlarıyla fikirleri bazen tenvir ya da karartması olduğu gibi. Demek ki bunun müsbeti de var. İşte böyle derslerle, sohbetlerle bu sefer fikirler nurlanıyor. O sözlerin içindeki maksatlarla fikirler nurlanıyor. Diğerinde kararıyor fikirler. Bunun tersi yani. Evet, bunun menfisi olduğu gibi müsbeti de varmış. Diğerinde aynı tarzı ifadesi ve üslubunun suretleriyle hisleri bazen tenzih, hisleri böyle temizleyebiliyormuş da yani. İşte hangi ortamlarda bulunmakla alakalı yani. Bu sefer işte takva nispetinde, terkler nispetinde hisler ve fikirler temiz oluyormuş, istikametli oluyormuş yani abi. Burada da meraktan buraya intikal ettik. Merak içinde haberlerden, şeylerden, bu mala yani şeylerden uzak durmanın ehemmiyetiyle ilgiliydi bu da. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilacı hastalığın hikmetini bilmektir. Madem hikmetini, faydasını bildin,
O merhemin meraka sür kurtul. Tertler ve hikmetini bilmek oluyor. İkisini toplarsak. Evet abi. Biri bir şey diyordu. Yok yok. Devam et. Yani bu demek ki hikmetini, faidesini bilirsen merhem oluyormuş. Evet abi. Peki doktor, ben bir şey sormak istiyorum. Senin şahsına, bütün oradaki arkadaşlara. Biz bu kadar Risale-i Nur okuyoruz. Nur talebesiyiz. Çok şükür. Bugün doktoruma da sordum, söyledim. Bilmem içeride mi, şu anda derste midir? Doktora. Dedim ki biz nur talebesiyiz. Elhamdülillah okuyoruz. Buyuz. Ya bunu okumayanlar, bunu bilmeyenler nasıl yaşıyor ya? Yani bu merak, şey, vehim, acayip. Bunlar nasıl yaşıyor ya arkadaşlar ya? Tabii bir şeyler söylerim, izah ederim ama ben söylediğim lafla ben bile tatmin olmuyorum. Yani bu hafsala mı almıyor? Bunlar nasıl yaşıyor ya? Yani bu risaleleri bilmeyen, İslam'la, Kur'an'ın böyle şey, ahirette ümidi yok. Diyelim var olsa bile. Öyle bir Müslüman ki gafil, televizyonlardan, menfi haberlerden, korona şu kadar gitti, can aldı diyor. Ya tövbe estağfurullah, Allah can alır ya. Ondan sonra ya bunlarla meşgul ola ola, ya bu insan nasıl yaşıyor, nasıl gülüyor, nasıl nefes alıyor, anlamış değil. Bilmem nasıl yapıyorlar. İptal isteye tamam söylüyoruz da, yani öyle söylüyoruz işte. Ya biz bunları biliyoruz doktor da, biz bu yani kendim noktasında söylüyorum. Buyur. Ya bunu, bunları bilmeyen nasıl yaşıyor ya? Vay be. Efendim abi. Şey diyordu ya, merakın kendisi hastalıktır diyor ya. Evet. Şimdi merakın kendisi hastalık, yani merak latifesi bu insanlarda tamamen hastalığa dönüşmüş olabilir mi ki? Her şey, çünkü artık etkilemiyor adamı. Hiçbir şey etkilemiyor. Yani adam nasıl yaşıyor? Garip bir durum yani. Sorgulayamıyor. Çünkü sorgu yok artık. Evet. Ahmet diyen birisi bir şey soracak galiba. Söyleyecek. Hasan abi, ben Ahmet Ertunç. Evet. Yani bence de siz de mesela söylüyorsunuz abi, mesela takva yoluyla İlim alınabiliyor diye. Hı. Yani alıyorsun. Yani bu şekilde yani mesela çoğu insana yani Allah ilham ediyor bence. Yani ben de mesela o dediğiniz mesele benim de biraz kafamı karıştırıyor hakikaten. Yani beni rahatsız ediyordu. Ben mesela çevremde biraz öyle gördüm. Yani Allah mesela ilham ediyor. Yani çoğu insana yani ilham ederek. Ama Ahmet, yani adamın takvası yok ki. Ne takvası ki? Yani adam gafil yaşıyor. Takvası yok ki ilhamla ilim alsın. Adam yani, gafil yapışıyor. Önüne geleni yiyor. Haramına helaline dikkat etmiyor. Ondan sonra paldır küldür yaşıyor. Adamın nasıl ilhamla ilim gelecek Ahmet? Yani öyle insanlar için değil de, yani Müslüman ama mesela Risale-i Nur okumuyor. Yani İlim okumuyor ama namazını kılıyor. Yani din yaşamaya çalışıyor. Onlar için diyorum abi. Yani bu öğrenme olarak. Tamam. Evet. Onlarda bu hassasiyet ziyade olmamış. Evet. Allah merhamet ediyor diyeceğiz yani. Allah özel merhamet ediyor Müslümanlara ama biz risaleleri bildiğimiz halde mümkün değil ya. Mesela bugün dün abi diyor olmayan bir şeyle diyor ya, hepimiz ya o yani onu diyorum ama benim yani aynı şeyiz ya, yani lüzumsuz bir evham ettim diyor, affedersin evham ettim diyor, dakikasında ishal oldum diyor sıkıntıda. Kimisine kabızlık oluyor, kimisine kalbine vuruyor, acayip yani. Bu dünyada kendine hakim olarak duygu ve latifelerine, hislerine, fikirlerine, dört tane fikir, his, duygu ve latifelerine hakim olarak
yaşamak herhalde ehas havasa mahsus. Ancak biz onların talebeleri oluruz inşallah. Buyur doktorum, devam et abim. Bitmedi daha. O merhem-i merhem. Ah yerine oh de, vah esefa yerine elhamdülillahi ala külli hal söyle. Bu sefer işte hastalığın hikmetini bilince, faydasını bilince insan bu dünyada da rahat ediyormuş abi yani. Bu sefer Allah'a şükreden bir kul oluyor yani. Allah Allah. Evet. Allah razı olsun. Mehmet abinin bir atıfı var abi. Eğer şeyse, ha buyurun. Şu anda bir yer var ya. Gel abi buraya. Hasan abi. Ha, Mehmet, buyur Mehmet kardeş. Şurada bir yer var ya merakla ilgili abi. Ha. Yani merak ne yapıyor hastalığı? Diyor ki merak musibeti ikileştirir. Maddi musibeti kalpte de yerleştirir. İçinde bir kök olur diyor. Kalpte bir kök oluyor. Merak ettiği zaman hastalığı. Peki birinize, kendime beraber müzakere ediyoruz. Tamam, bunları hep okuduk, bildik de. Ya merak etmemeyi nasıl başaracağız ya? Elimize bu dersi kapattıktan sonra elimize bir şey verebilir misiniz yani? Gerçi burada okunduk galiba, değil mi? Kökü nasıl kesiliyor? Yani bu meraktan kurtul, merak çıktıktan sonra onu kontrol edemezsin anladığım kadarıyla. Merak uyandı mı, yani alev çıktı, orman yanıyor. Bunu artık zor kontrol et. Ama o çıkmaması için galiba şunlar mı gerekiyordu abim? Hastalığın şeyini faydasını düşün. Faydasını düşün mü? Neredeydi? Faydalarını, sevabını düşün. Çabuk geçeceğini düşün. Her o zaman merak çıkmıyor. Yoksa merak çıktı mı onu kontrol etmek artık çok imkansız gibi bir şey, değil mi doktor? Öyle mi oluyor? Ha, sonraki sayfanın başında da teslimiyetle, rızayla hastalığın hikmetini düşünmekle diyor abi. Teslimiyet ve rıza da önemliymiş yani. O zaman toparlarsak bu dersten çıkacağız. Çıkınca şunu alabilir miyiz? Merakımız uyanırsa bunu artık kontrol etmek çok zor. İmkansız gibi merak uyanır. Ama bu merakın uyanmaması için bir, hastalığın maddi sevabını, çabuk geçeceğini düşünmek lazım. Bir de teslim ve rıza göstermek lazım. Zaten yani bir yerin ardımı hemen paldır küldür şey yapma. Buyur Hikmet kardeş. Abi ben de şeyi söyleyeyim. Sizin iki tane doktor var ya, onu da ekleyelim isterseniz. Bir de kendinizi meşgul edin başka şeylerle. Meşgul olmazsınız. Bu da hem rıza teslimiyet. Kendinizi meşgul edince de bu iş biter yani inşallah yani. Ha bak, iki tane doktor öneriyorduk. Evet. Böyle deyince olan hangi yazıhaneye gönderecek bizi de? Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Yani meşgul etmek lazım. Hakikatlerle böyle veya maddi işte fabrikada çalışıyor şu bu. Meşgul etmek lazım. En muzdarip adam işsiz boş adamdır. Lemalarda geçiyor ya. En muzdarip adam işsiz. Mesela oturuyor devamlı cep telefonuyla YouTube videolarla oynuyor. Ya bu adam sıkılmasın da imkanı var mı ya? İkide bir YouTube'larla uğraşıyor. Videolarla uğraşıyor. Gelecek karşısına bir tane cazip bir video. O video başka videoya. O kuyu olacak. Demek ki müsbet de doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Ben bir daha söylemek istiyorum. 3 defa olsun. Hastalığın faydalarını, sevabını çabuk geçeceğini düşün. Cenab-ı Hakk'a teslim, rıza göster. Hepsini de toplarsan Hikmet Hoca'nın dediği gibi doktor meşguliyet, doktor teslimiyetle alakadar olursak merak çıkmaz. Merak çıktıktan sonra meraktan kurtulmak imkansız gibi gözüküyor. Şöyle şuna benzer mi? Bunu şey yapayım ondan sonra alayım sözüm. Mesela plaja gideyim mi gitmeyeyim mi? Gücün yeter. Televizyon açayım mı açmayayım mı? Gücün yeter. Açayım mı açmayayım mı? Açmamaya gücün yeter. Plaja
gideyim mi gitmeyeyim diye gitmemeye gücün yetmiyorsa girersen bakmamaya gücün yetmeyecek. Televizyonu açayım mı açmayayım mı gücün yeter. Ama açmamaya gücün yetmemişse içindekileri kontrol etmeye gücün yetmez. Aynen bunun gibi merak çıktıktan sonra merakından çok zor kurtulursun. O zaman merakı merak etmemek için doktor meşguliyet, doktor teslimiyet yapmak gerekiyor diye birisi bir şey diyecekti. Buyurun abi. Abi ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Buyurun Mehmet. Su. Abi bu da 10. davada bir cümle var da Hasan abi diyor ya abi. Merak etmemeye çalış diyor Hasan abi diyor. Merak geliyor. Sonuç olarak senin vücudun ya abi. Merak geliyor. Sen etmemeye çalış diyor bak. İşte bu etmemeye çalışmak için ne yapmak lazım? Ben şeyi çok seviyorum Mehmet. Evren. Yani ben bu dersi kapattıktan sonra elime bir şey vereceksiniz böyle. Yani bir realite. Ne yapmamla merak etmemek gerektiğini ben de biliyorum. Ben de inanıyorum ama ne yapayım ki merak etmeyeyim? Niye merak ediyorum? Mecralarını değiştir diyor ya. O olabilir mi Hasan abi? Merakın mecrasını değiştirmek. Ha, o da güzel. Diğer bir, demek ki merakın mecrasını değiştir. Diğer bir kardeş bir şey diyordu. Tefekkür et mi diyordu? Birisi bir şey diyordu. Abi ben de bir şey sorabilir miyim? Buyur Mehmet kardeşim. Ben İrfan abi, İrfan. Merhem ve ilaç olarak ayırmasının bir hikmeti var mı abi? Burada merhem dedi. 8. devada da ilaç dedi abi. Var mı bir tefekkürünüz? Yok. Nerede diyor burada merhem? Abi en sonda o merhemi meraka sür kurtul diyor ya. Merhemi. Evet. Benim bir tefekkürüm var ama doğru ya da yanlış söyleyeyim isterseniz. Tamam. Hemen muallimim, İrfan'ım hemen söyle abi merak etme. Abi ben böyle. Tefekkürüm şu, dima hastalığına hikmet ve fayda merhemi sürülür. Kalbi hastalığa da iman ilacı verilir diye tefekkür ettim sadece. Bir daha yavaş söyle. Dima hastalığına hikmet ve fayda merhemi sürülür. Hikmet kalbi... ve fayda. Hikmet evet. Ve fayda mı? Evet, hikmet ve fayda merhemi. Kalbi hastalığa da iman ilacı verilir. Diye bir tefekkürüm var. Ha, merhem zaten yüzeyseldir. Evet. Merhem yüzeye vurulur, evet. İlaç içeriye girer. Aynen abi. Ondan dolayı dima, hikmet ve bir de ne demiştin? Hikmet ve fayda merhemi. Hikmet ve fayda merhemi. Vay. Zaten burada da diyor ya, madem hikmetinin faydasını bildin, o merhemi merakla sür kurtul diyor abi. Hikmetle fayda merhemi. Dima hastalığı için dedim, iman ilacı için de kalbi hastalığa verilir diye tefekkür ettim. Maşallah malum. Evet, başka bir şey diyen yoksa şey yaparız, kapatırız. Hocam. Buyurun. Alo. Hasan hocam bir de bu hastalıktan kurtulmanın yegane çaresi hani hep malumdur ya manayı harfiyle değil de yani manayı ismiyle değil de manayı harfiyle bakmamız kurtulma çaresi de olabilir mi? Evet bu o temeldedir ayan. O temelde tabi Allah hesabına bakmadı mı zaten duma o küllü melaleye falan o zaten gitti de bu şimdi biz de şey arıyoruz arayış içindeyiz. Yani ehli iman tabii ki manayı harfiyle bakıyor da bu ne yapayım ki bu merakımı çıkmasın veya çıktınca kontrol edeyim. Çünkü karşıki dağ koptu heyelan. Bunun karşısında durulmaz kardeşim. Bu heyelan geldi. Kontrollü onu zararsız veya faydalı bir şeye nasıl dönüştürürüm? Ya mesela diyelim ki YouTube, televizyon artık koptu. Bunun karşısında duramazsın. Geliyor. O zaman ne yapacaksın? Bu geliyor. Bu YouTube heyelanı gelmiş. Video derdi gelmiş. O zaman bunu nasıl az zararla veya faydalıya dönüştüreceğiz? Herhalde bu tür dersleri dinleyerek vesaire. O zaman
merakın ilk önce çıkmaması için başkalarına başkalarına sorgulatmayacağız. Hastalığımızı sorgulatmayacağız. Lüzumsuz ve gereksiz tetkikatlarla meşgul olmayacağız. O sorgulatmaktır. 189. sayfa dedi ya kardeş Emir Dağı'nda, ben diyor hastalığımı sorgulatıp evhamımı tahrik etmedim diyor. O zaman sorgulatmayacağız. Gerek yok yani. Eğer varsa İrfan'ın dediği maddi bir hastalık çıktı. Tabii ki tedaviye meşrudur ve şey mubahtır. Ama yok öyle bir şey. Ondan sonra gelmişse de çabuk geçeceğini, faydasını merak etmek gerekiyor. Teslim ve rıza etmek gerekiyor ve ne bileyim hep bir şeyler, Allah hepimize yardım etsin. Cenab-ı Hak maddi ve manevi şifamızı versin. Cenab-ı Hak dert verip derman arattırmasın derler. Doğru. Ya Rabbi öyle bize nasip eyle ve iki cihanda bizi aziz eyle, bizi sevenleri de aziz eyle, evlad-ı yâllerimizi de merhamet eyle. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbel Alemin. Terz zamanda afat-ı semaviye ve maddiye olan bu korona illetinden ehli imanı Müslümanları hasreten nur talebelerini ve bizleri ve bizim yakınlarımızı hıfz-ı emin eyle, hayra teptil eyle, yübedilullahi seyyiatım sırrınca biz de manevi ameliyat-ı cerrahiyesine vesile eyle ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temas selavat.